Evet Muratçığım, şimdi bu 10 ili vuran felaketlerde gelen görüntüler var. Sağlık çalışanlarımızın ellerini öpüyoruz her zaman. Gerçekten onları şöyle omuzlarımızda taşısak şu an... Ama yeri geldiği zaman da tokatımızı atmakta, dövmekte pek mahiriz. Maalesef, maalesef. Bir de o tarafı da var. Onların da şikayetleri var. O yüzden zaten pandemi döneminde burada zaten olmak ya da gitmek konusunda ikilemde kalan sağlık çalışanları da var. Ama işte onlar bu hastalarıyla bağ kuruyorlar. Bebekleriyle, yaşadıklarıyla, hastalarıyla, ilacını verdiği insan da. Çünkü bir nebze onların hayatını kurtarıyorlar. Deprem anında efendim, o sallantının içinde, o paniğin içerisinde kendini dışarı atabilirler de onlar da insan. Onların da canı var, onların da aileleri var. Ama onlar içeriye doğru geri dönerek bakın o bebekleri, o canları nasıl kurtardılar. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Şehir, kasaba, dağ, taş yer yerinden oynadı. 10 şehri vuran büyük felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte saat 4.17 Gaziantep. Hemşireler canlarını içe sayıp kuvözlere sarıldı, bebekleri korumaya çalıştı. Diyarbakır'da depremden 12 dakika sonraydı. Sarsıntıyla kendini sokağa atanlar bir anda çöken binadan kaçmaya çalıştı. Toz duman arasında can pazarı kuruldu. Bu genç yıkılan apartmanları fark edip canını son anda kurtarırken birkaç yüz metre ötedeki bu binada sarsıntıya dayanamadı, yıkıldı. Malatya'daki bu bina önce öne, sonra yana savruldu. Dükkandaki kolon kırıldı. Korkunç bir gürültüyle böyle çöktü. Allahu Ekber! Allahu Ekber! 7.7'nin ardından evinden çıkmak yerine hasarı görüntüleyen bu adamsa ikinci depreme yakalandı. Bina çökerken duyulan sesler yürek parçaladı. Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Depremin ardından güvenli alana gitmeyen bu adamlarsa enkazın altında kaldı. Adana Çukurova'daki bu apartmandan da önce molozlar döküldü, sonra koca bina yerle bir oldu. Bütün kaydını alan adamın sözlerine tepki yağdı. Hay maşallah. Helal olsun valla. Dile gerine çöktü abi. Bu görüntüde Malatya'dan kurtarma ekibi enkazda çalışma yaparken 7.6'lık ikinci sarsıntı oldu. Neyse ki yakındaki binalar çökmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim sen affet. Yarabbim sen affet bizleri. Yarabbim sen affet bizleri. Allah'ım yarabbim. İşte büyük felaketin yeni görüntüleri var. Yani sokaklarda insanlar kaçışırken arkada yıkılan apartmanlar, binanın içine tekrar girmeye çalışıp işte birkaç parça eşyasını alıp çıkmaya çalışırken ikinci depreme yakalananlar. 7.7'ye yakalanmışlardı. Bu arada Adana'dan bu görüntüler ama Malatya'da da az önce Kahramanmaraş'tan Aydın Apartmanı'nda özellikle söylemiştik ya, anne kızı ve bir bebekle temas kurulduğu yönündeydi. O arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da Malatya'dan bir haber var. Malatya'da Hayat sitesinde 6 kişinin olduğu ve termal cihazlarla ısı alındığı öğrenildi. Bu da umutlandıran haberler arasında girebilecek boyutta. İnşallah tez zamanda şu 120-74. saatte bir de Hatay, daha doğrusu Malatya'daki Hayat sitesinde 6 canı kurtarırız ve bizler de umut olarak aktarırız. Hep beraber hem Kahramanmaraş'ta hem de Malatya'da kalbimiz, yüreğimiz atıyor, onu söyleyelim.